Burada 24 karesi istersen açayım. Ha. Ben çok iyi bir film olduğunu düşünüyorum. Ha. Çok çok iyi bir film olduğunu düşünüyorum. Yani izlemedin mi sen? Ha. Ama sizin dediğinizle direkt alakalı değil o. Abbas Kiarostami aslında bence tam da o aradaki sınırı göstermeye çalışıyor orada. Aynı işte Chris Marker'ınki gibi. Yani tamam orada da işte fotoğraflar var. Hatta şey de bir tabloyla başlıyor falan filan, bu Bürgen'in tablosuyla falan başlıyor. İlk oydu galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Eyvallah, ama şey, Abbas Kiarostami orada bana karşı yine de yani sinemasal zamanın ne olduğu meselesi üzerine tefekkürü önemsiyor. Bana öyle geliyor. Hocam varsa bizi izlemek Hayır, açayım mı? Yok, eyvallah, ikisi de film olur, ona itirazım yok benim. Ama sanki ikisinin arasında bir şey farkı olacakmış ya da olurmuş ya da oluyor gibi geliyor bana. Bana öyle geliyor. Ya bir de şey, yani kameranın arkasındaki göz de ona göre bakıyor artık Yani yani. o çeken kişi o gördüğü şeyi herhangi başka bir ihtimali açmıyor. Sadece hani orada istediği bir fotoğrafı çekiyor. Bence öyle bir fark var. Ya şöyle, deneysellik anlamında ya da deneme anlamında çekin konuşalım üstüne. Hani anca insan çok zorda kalırsa çeker gibi ya. Hani şimdi en nihayetinde bir fotoğrafla gerçek bir görüntü aynı şey değil. Yani ya da gerçek bir sinema çekimi aynı şey değil fotoğrafla. Yani o fotoğrafın çekimi oluyor aslında. Hani şeyde, tamam yine bir sinema zamanı var orada, ayrı bir mevzu, ama hani Rümeysa'nın dediği şey orada geçerli bence. Hani bir şey ihtimali var orada. Hiç hareketsiz bile olsa, hani tamam harekete bağlamıyoruz. Ceyda öyle bir itiraz yapmış ki, hocam işte zamanı harekete bağlamıyoruz ama bir şey ihtimali var. Mesela size okumanızı söylediğim o Gilderoy'un kitabında sona doğru Ozu ile alakalı kısımda enteresan bir yer var. Hatta biz Schroeder üzerinden aynı yeri konuşmuştuk, hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Orada Gilderoy aslında süreyle alakalı çok ilginç bir şey söylüyor. Orayı da tam da işte bu zamandır, işte bu süredir demeye çalışıyor ya. Yani. Orada değişmez olanla değişir olanın ne diyelim, bir tür ilişkisi var. İşte bir onu kesiyor, bir onu kesiyor falan filan. Tamam, vazo görüntüsü sabit. Ama o vazo görüntüsüne tepki veren ya da aslında vermeyen. Hani vazoyla alakası yok kızın tepkisinin. Hatta orada bir nevi şey, devamlılık problemi bile var baktığınızda o sahnede. Ama o ikisinin montajlanmış hali, tabii onu açacağım ben şeyde, belki ikinci bölümde kitaptan. O kısmı bir konuşalım. Yani işte süre budur diyor. Hani süre bir kesinsiz bir plandan bahsetmiyor Deleuze. Aslında oradaki süre, Deleuze'un belki de demeye çalıştığı süre, dedim ya geçen hafta, hani kuş uçuşu birbirlerine çok uzak değil bunlar galiba. Engebeler de uzak. Hani İstanbul'da tepeden baktığında her yer birbirine çok yakın görünüyor. Ama gitmeye çalıştığı da bayağı zor. Şimdi Gilderoy'un orada işte bu süredir dediği şey de galiba bizim tam da peşinde koştuğumuz o sonsuz an ya da sıfır süreli an. Galiba bana öyle geliyor. Yani çok benzer şeylerden bahsediyormuşuz gibi geliyor bana orada. Her ne kadar orada Schroeder'e bir itiraz yapmış gibi görünse de Deleuze aslında farklı şekillerde benzer şeyler söylüyorlarmış gibi geliyor bana. Orayı açtığımızda konuşuruz. Belki sahneyi de açarız tekrar. Üzerine bir konuşuruz ama o hani o fotoğrafı işte 10 dakika önce, 15 dakika önce izlemek, tamam hani bir sinemasal zaman verecek ama fotoğrafı izlediğiniz bir sinema salonu. Fotoğraf da sizin aranızdaki o ne diyelim, o aradaki boşluğun zamanı dur artık. Anlatamadım galiba ama öyle bir şey herhalde.
Ya mesela şöyle o fotoğrafı izlemekle aslında şeyin Zeki Demirkubuz'un karanlık ekranını izlemek aynı şey. Sadece o karanlık ekrandan arkadaki sesi izleseydik ne olurdu o filmde yolda? O aradaki asfalt görüntülerinde ne oldu? Mesela bence sorunun cevabı tam da oralarda. Hayır, şu sadece asfalt da olsaydı ya da sadece mesela iki soru olsun size tam da buradan. O 3 dakika boyunca sadece karanlık ekran ve arkadan sela olsun. Ya da 3 dakika boyunca sadece asfalt ve arkadan sela olsun. Aleyküm selam. Selam. Hayır zamanı hiç ondan bahsetmiyorum. Aynı şey mi olurdu diyorum. Aynı şey mi olurdu diyorum. Ya yoksa size katılmıyorum değil arkadaşlar. Ben 2 saat boyunca mavi ekran izledim festivalde ya. Yani katılmıyor değilim. Katılıyorum ayrı bir mevzu. Hani bir sinema zamanıyla fotoğraf başka şeyle fotoğrafı çekerken ya da bir boş ekranı çekerken bile bir sinema zamanı var. Ondan bahsetmiyorum. Ama hayır bak orada şimdi yerine geçen bir şey var. Şimdi Ahmet dedi ya kütüphane görüntüsü yerine bir fotoğraf. Şimdi kütüphane görüntüsüyle kütüphanenin tam yetersizlik sebebi onu oraya alabilirsin. Hiçbir itirazım yok. Hani yok hiç ya, itirazım peki yok ama anladım, ben size hem yani. eyvallah. Ya Hani ben size diyorum, demek ki bu siyah ekranı mavi ekran aynı değil. Yani orada daha önce karşısında kendi Mehtap Hanım'ın bir savunduğu bir şey vardı. Hani ya karanlık mekansız değildir diye. Hatırlıyor musun? Evet, selam. ha, siyah olmasından dolayı mı diyorsun Evet, sen? siyah Ha, olmasından dolayı. eyvallah tamam o da bir tartışma. Ve hani şey ya mavi de gözünü kıstığında siyah görünüyor. Ya öyle bir şey yok ama benim hocam şöyle bir şey olsa yani karanlık yani siyah bir fotoğraf değil de tamamen ışıkları kapattığınız bir odayı çekip olsa Var mesela. öyle. Demirkubuz'un öyle sahneleri de var. Yani böyle Ben de 3-5 öyle bir saniye fark falan var bence. karanlığa baktınız. Yani ama galiba onu niteleyen şey ya da onun nitelediği şey. O tartışmaya müstahak Yani bir siyah şey. bir ekranla görüntüsüyle siz yani hiçbir ışığın gözükmediği bir odanın dakikalar içerisindeki çekim arasında bir fark var bence. Hayır fark var ama şu da hemfikirim. Ceyda'ya da Ahmet'e de Merve'ye de. Şurada hemfikirim. Orada da bir sinemasal zaman var. Bir zaman tefekkürü orada da var. Ama zamanla mekanın bir ilişkisi meselesi orada askıya alınan bir şey. Anlatabiliyor muyum? Yani Bizim kurduğumuz ilişki yani o şey diyor ya bunu çünkü bilmiyorum. şöyle gibi bir şey oluyor aslında. Salt şey olduğu zaman ne diyelim bir fotoğraf ya da mavi ya da kara ekran olduğu zaman daha çok hani şöyle diyelim sinemayı ne yapalım? Sinemanın sağ tarafına müziği alalım. Sol tarafına da resmi alalım. Tamam mı? Yok sol tarafına bir şey almayalım. Yani Tamam mı? görselliği hani belki Hayır şu anlatabilirim. görselliğinden bahsetmiyorum. Müzeye doğru kayan daha çok müzik olan bir şey oluyor sanki o. İçinde hani sesin olup olmamasından bağımsız olarak söylüyorum. Sadece bir siyah ekranı izlediğinizde aslında mekansız zaman anlamında müziğin zamanına yaklaşıyorsunuz. Hocam burada fiyatları falan Anlatabiliyor muhabbet muyum? eden bir şey de oluyor. Aslında Bir şey o söyleyeceğim ama şey sen işte karanlık mekansız onu demek demiyorum. istedin. Onu Yani demiyorum. orada Sadece karanlık fotoğraf olmasın. olmasından bahsediyorum. Sadece fotoğraf olmasın konusunda emin ama karanlık için ayrı bir O ayrı bir bölüm yok. tartışma, o ayrı bir Karanlık parantez ayrı tabii. bir bölüm. Orada sana Neden katılabilirim. karanlık? Yok katılabilirim. Ayrı bir parantez. Yani pembe olursa ayrı, mor olursa ayrı falan filan ayrı yani. Daha geçmiyorum Yok ben. anlıyorum. Tamam. Başka şey hani bu mevzuda, zaman mevzuunda hani ne için konuşuyoruz? 2 haftadır konuşmaya çalışıyoruz. Pek derinleşemedik ama konuşmaya çalışıyoruz. Yani. Nasıl? Ben öyle düşünüyorum ya hani hani hissi olarak, temaşa olarak, tefekkür olarak yıllardır hatta hani sinemayla ilk muhatap olduğum, ciddi olarak ilk muhatap olduğum zamandan beri sinema bence o zaman tefekkürünü açtığı kapı ya da ebediyeti açtığı kapı sebebiyle bende hep bu kadar kıymetli oluyor. Gibi, gibi. Şimdi o Gilderoz o şeyi, o sahneyi anlatırken çok güzel bir şey söylemiş aslında. Yani
Böyle çok Gilles ne diyelim ona zamanı ebediyete açmakla alakalı bir derdi var mıdır bilmiyorum. Sonuçta en nihayetinde nihilist bir filozof ama söylediğin şey aslında onu yapıyor. Hani söylediğin şey hani Gilles Bergson'un süre kavramını tanımlama şekli aslında o. Hani Bergson'un süre geçen hafta söylemiştik yani Bergson hatta Gilles orada farklı cümlelerle tekrarlamış onu. Yani kendisi değişmeyen ama içinde ya da altına hani burada iki altı tabirleri çok uygun değil orası için ama her şeyin değiştiği kendisinin değişmediği şey süre. Orası o geç gelen bahardaki o sahneyi tam da sürenin ve zaman imgenin şeyi olarak tanımlamış orada. O önemli bir şey bence. Biz de başka şekliyle tanımlamıştık ya da anlamaya çalışmıştık. Jules de aslında aynı şeyi farklı cümlelerle, farklı şeylerle söylemiş gibi orada. Sinemanın galiba esas kabiliyetli olduğu yer orası gibi geliyor bana. Yani sizi zaman üzerine ve zamanın da sıçradığı ebediyet üzerine tefekkür ettiriyor galiba. Ama o tefekkür rasyonel bir tefekkür değil. Yani. Ya şöyle sahne üzerinden de oluyor bazen filmin kendisi. Mesela şöyle bunu bana en fazla en ciddi düşündüren Ayna filmidir. Bu Ayna filmini ilk hatta bugün izleyelim istiyorum. Yani herkes izledi ama tekrar izleyelim. Bu ilk işte 10 dakika, işte 12 dakika, 13 dakikalık o ta o rüya sahnesi bitinceye kadarki kısmı var ya Ayna filminin. Bana hani böyle başka bir şey geliyor. Yani tamam bir sinemasal zamanın aktı ve o akışı resmen bir suyun akışı gibi sezdiğiniz, suyun akışı gibi sezdiğiniz ama o akışın da sizi böyle başka yere sıçrattığı bir şey gibi. Bana sinemanın zamanını en fazla tefekkür ettiren filmdir Ayna filmi. O anlamda hani üzerine konuşmaya değer bir şey tabii ki Ayna. Dediğim gibi hani bazen bir filmin bir sahnesi oluyor. Bazen filmin bizatihi kendisi oluyor. Ayna için tümünü diyebiliriz. Ama tabii sahne sahne de söyleyebilirim ama tümünü diyebiliriz Ayna için. Ayna tümüyle bir zaman filmi. Geçen yıl Marian Batta filmi de başka türlü bir zaman filmi. Tecrübe etmek. Zaten başka türlüsü de mümkün değil. Yani hani şey işte bu eşittir filmde ebediyet diyebileceğimiz bir şey değil. Yani zaten görünmeyen bir şeyi görünür kılmak tam bahsediyoruz. Yani o en nihayetinde ne diyelim ona size bir şeyi hani işte yine Ozu'nun o sahnesindeki gibi ya da Tarkovski'nin aynasındaki gibi bir şeyi değişenle değişmeyen, hiç değişmeyenle ya da devamlı değişen üzerinden hiç değişmeyeni tefekkür edebileceğiniz bir sıçramayı gerçekleştiriyor gibi geliyor bana. Ama yani zaten bilemiyoruz. Bence aslında şimdi zaman imge diye işte 600 sayfaya yakın 600 sayfa mı? 400 sayfa. Kaç sayfaymış? 400 falandı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Yani ya başka bir şeyde şimdi onun puntolarıyla alakalı bir şey o. Muhtemelen 500 sayfayı falan bulacaktır o. Şimdi zaman imge üzerine işte 500 sayfalık bir metin yazılıyor ama aslında Deleuze de orada net bir şey söylemiyor. Net bir şey söylemenin çok mümkün olmadığı bir şeyi konuşuyoruz aslında biz 3 haftadır yani. Ya öyle zaten zamanla ilişki kuramadığımız bir şey yani en nihayetinde zaman ne diyelim ona zamanla mekanın birlikte yaratıldığı bir kainatta yaşıyoruz. Yani hatta zorunlu bir arama biçimi. Yani hani kaçabileceğim bir şey değil. Bir taraftan geçen hafta dediğimiz gibi bir taraftan perde oluyor. Perde oluyor. Yani böyle işte hakikatin bizatihi kendisi olarak tecellisinin
şiddetine engel oluyor bizde. Bir taraftan da o perde olması bile bizatihi kendisi neyin perdesi olduğu meselesinden o şey üzerine tefekkür ettiriyor. Yani bana öyle geliyor. O yüzden hani tamam sinemada zaman temsilleri meselesi işte daha böyle konuşması daha kolay bir mevzu ama hani o kolay mevzuyu zaten konuştuk biz defalarca. Hani şeyde bu mevzu biraz daha zor. Üzerine hani dilin dönmesinin çok zor bir mevzu olduğunu farkındayım ama ya en azından şey bu zaman denen şeyi üzerine tefekkür etmek için bize bir yol açsın istiyorum ya. Hani sinema bir yol açsın ya da sinema nasıl bir yol açabileceği üzerine bir soru uyandırsın en azından. Bu entelektüel bir şey ya da bir estetik arayışı değil, falan değil. Değil, değil, değil. Yani. Kimin dedin anlamadım. Ha Meryem Bat. Ya Meryem Meryem diyorsun da ya o daha sentetik tabii. O aslında şey daha çok hafıza üzerine zamanda çok hafıza üzerine düşündüren bir film. Yani ayna gibi değil. Evet yani daha çok hafıza üzerine düşündüren bir film ama tabii şey de yani Alain Resnais'in de hani böyle okunuyormuş hani ben Fransızca öyle okunuyormuş. Alain Resnais'in de filmlerinin büyük oranda zaman üzerine tefekkür çabaları olduğunu bilmek lazım. Yani hani şey temel derdi o. İşte Hiroşima Monomur'da da öyle. Zaman yani şeyde. Ama tabii şey değil hani belki bizim aradığımız şekilde değil. Yani biz öyle ya da böyle zamanın bir metafiziğini derdindeyiz. Yani zamanın ebediyetle nasıl bir ilişki kurduğunu derdindeyiz. Alain Resnais'in ki daha çok şey işte zaman ve hafıza üzerindedir. Mekan ve hafıza. Tabii tabii. Yani Alain Resnais'in tüm filmleri öyle benim. Yani bir nevi hafıza filmi. Zaman üzerinde hafıza filmi. Ya orada anı yakalama çabası mı var? Ben o filmi daha başka yorumladım. Yani orada öyle ya da böyle aslında resimle sinemanın farkı üzerinde bir şey var. Yani hatta belki fotoğrafla. Ama daha çok resimle diyelim. Yani şimdi bir şey, bir tabiat manzarası var orada. İşte bir ayva ağacı var diyelim. Şimdi o ayva ağacını öyle ya da böyle bir tecrübede dondurmak istediğinizi farz edin. Hani bunun altını özellikle çizerek söyleyeyim. Bir tecrübede dondurmak istedi. Şimdi oradaki ressamın yapmaya çalıştığı şey oydu. Yani bir tecrübede dondurmak istiyordu. Ama onu beceremiyordu çünkü Ahmet'in dediği gibi bir fotoğraf değil oradaki. Yaşayan, bizatihi tecelli eden, Esma'nın tecelli ettiği bir şey. Ha o durarak da yaşayabilirdi ama. Ama hani o durması bile en nihayetinde bir değişimin öyle ya da böyle bir şeyi aslında göstergesi. Hani o anlamda o ayva ağacı hani rüzgar varken de rüzgar yokken de tamamen durağınken de aslında farkında olmadan içten içe değişen bir şey. Ve ressamın o resmetme macerasında beceremediği akamete uğradı çabası. Onun üzerine bir film. Yani anı yakalamak denebilir mi ona çok emin değilim. Yani oradaki derdi tamam hani bir tecrübeyi dondurmak, bir resimde dondurmak ama daha çok resim sanatıyla sinemanın farkı gibi sanki o. Bana öyle geliyor. Bilmiyorum yani belki. Yani bana öyle geliyor yani. Tabii tabii direkt sinemayı. Ha. Eyvallah, eyvallah. Eyvallah, eyvallah. Yapamazsın. Eyvallah. O adam da gerçekten ressamdır bu arada. Hani şey ünlü de biriymiş şeyde İspanya'da. Bir ressam. Başka var mı peki? Hani bu şeye kadar şeyi açayım mı bu arada 24 tane? Aha. Yani zamanın o şeyde şey olarak biliyoruz yani
işte bir nevi perdelik yapıyor. Geçen hafta oradan devam ettim. Yok, başlamadık. Başlayalım. Biraz daha yüksek sesle. Bu şey, her an yeniden yaratılma meselesi bağlamında değil mi bunu şey yapmıştık biz? Evet, her an yeniden yaratılma meselesi ve her şeyin eş zamanlı olmasından buraya gelmiştik. Yani mesela şu an hala Kadir gecesi var. Şu an Peygamber Efendimiz sevdiğini yapıyor. Şu an ben doğdum. Şu an dedem de doğdum. Tabii bu şey, hani bizim sağduyularımızda çok şey bir şey, yani sonuçta zamanla, zamanın ardış, ne diyelim ona, zamanın ardışıklı doğru bir tabirdir. Ardışıklı daha çok fasılalı kesintili olan bir şey için geçerli. İbn Arabi'ye sorarsan zaten zaman fasılalı bir şey, yani kesintili bir şey de. Ama bizim sağduyumuz onu fark etmiyor. Yani fark etmiyor. Hani şey, yani sağduyumuzun fark etmediği bir şeyleri fark etmeye mi yöneliyoruz biz şu an acaba? Tabii be, ama ya yaşamak için belki mecburen örtmesi gerekiyor. Hani şeyde Nietzsche bile diyor ya işte hakikatle şey sanat hakikatin çıplaklığını şey yapmak için vardır diye. Hani o çıplaklığının göz kamaştırıcılığını, zarar vericiliğini şey yapmak için, perdelemek için vardır diye. Ha yani o sözün o şekilde katılmıyor ama en nihayetinde oraya doğru gidiyor. Şey hani o şekilde katılmıyorum ama oraya doğru gidiyor öyle ya da böyle. Ya şöyle ben de şimdi doğru, ya Nietzsche'nin şöyle benzer bir sözü var yani sanatla alakalı. Hani hakikat direkt insanla muhatap olsa, insan için taşınası ya da muhatap olunabilesi bir şey değildir. Çok zarar verici, çok çarpıcı, çok yok edici, yakıcı bir şeydir. Sanat o hakikatin yakıcılığını şey yapar diyor. Hani kabullenilebilir yapar anlamında bir şey var Nietzsche'nin. Tabii onun bahsettiği hakikat başka bir şey ama öyle ya da böyle bir hakikattir. Hakikat de tektir aslında yani. Nietzsche bahsederken de tektir. Biz de bahsederken de tektir. Öyle ya da böyle sanki Nietzsche'nin o sözüne sanat poetikası anlamına katılmıyordum. Ama galiba oraya doğru gidiyoruz biz. Yani şey işte zaman konuşurken de şey konuşurken de biz o zamanın ebediyetle kurduğu ilişkinin hem perdelik hem de o perde olmaktan çıkıp oraya götürebilecek ama daha ne diyeyim sakin bir binek olması anlamında. Sakin bir binek. Ama şey hani insanın ebediyetle direkt ilişki kurması mümkünse şayet o direkt ilişki sanki çok daha fazla hırpalardı bizi. Yani öyle ki. Yo bence insanın öyle bir potansiyeli var. Hatta mesela şimdi şeyler için derler ya işte seyirsülükün işte üst mertebelerinde olan insanlar için bu an tecrübesi işte sufi anın çocuğudur derler ama bir de ebul vaks var. Anın sahibidir diye. Yani sanat aslında öyle bir yani bana da öyle geliyor. Hani bana da öyle geliyor. Ama tanımlaması zor. Şöyle bir şey değil ama böyle hap gibi hani onu izlediğiniz zaman böyle olacaksınız. Sadece böyle bir şey olabileceğini bize gösteriyor. Bizim onun için daha büyük bir şey yapmamız gerekiyor bence. Yani onu hatırlatan bir şey. Hatırlatan bir şey. Yani... Ya öyle. Bana sorarsanız. Yani mesela benim şöyle
bunların hepsi teori zemininde, biçim zemininde veya rasyonel bir düzlemde üzerine düşünürken bir yere kadar anlam ifade edilir şeyler. Ama bunlar ne zaman bir sanatçının elinde onu seyredene bir şey, rasyonel zeminde bir şey anlatmak değil ama bir şey hissedebilecek şekilde kullanılıyorsa kullanıldığında mana oluyor. Yani hepimiz şu an işte emojiler seçtikten sonra bir saatlik tekrar mümkün çekebiliriz yani. Ne olacak o zaman iyi bir filmle bizim çektiğimiz arasındaki fark? Ya şeyin o 9 bilmem kaç sene sayfalar siz de gelirken sen tekrar filmimize bakarken şeyden bahsediyor. Dönüyordu, bu Antonio'nun şeylerinden örnek veriyor. Kamerasından vesaire diye. Onu fark ettim yani. Böyle çok da bütünsel olarak yenilik için bir şey yapmıyor Antonio. Yani. Ama çok ilginç bir seziye sahip. O seziyle çektiği zaman biz de başka bir şey hissediyoruz yani. Yo, aynı kanaatteyim canım. Şöyle, şimdi bunun teorisi üzerine uğraşan insanlar, yani Gilles Deleuze'nin kitabı da dahil buna. Teorisi üzerine uğraşan insanlar öyle ya da böyle bir sanatçının aslında el yordamıyla hiç o teorilerle işi olmadan keşfettiği, bak bu keşif tabirini kullanıyor özellikle, keşfettiği bir şeyin yani dile nasıl yansıyabileceği üzerine ya da düşünceye nasıl yansıyabileceği üzerine uğraşıyor. Yani yoksa orada bir keşif var bir tür. Ve o keşif aslında işte Antonio'da da var, o işte Tarkovski'de de var, Angeli Plos'ta da var, işte büyük yönetmenlerin hepsinde var o keşif. Onlar ne zaman ki kendi sinemalarını anlatmaya ya da yaptıkları şeyleri dille tanımlamaya başlıyorlar, o zaman yaptıkları şeyin kıymeti kalkıyor ortada. Ne oldu? Tırmaladı mı? Bu aynı kedi miydi buraya gelen? Değil değil mi? Öbürsü tırmalamıyor mu? Tırmalamıyordu hiç ya. Eşek sıpası. Şey, kedilerin bazı yerlerine dokununca onlar şey oluyorlar, tepki veriyorlar. Muhtemelen öyle bir şey olmuştur. Ne anlatıyordum ben vallahi unuttum. Şimdi. Şimdi mesela kendi yaptığı şeyi anlatmaya anlatmayı da aynı derecede iyi yapan ben çok az yönetmen tanıyorum. Birisi Tarkovski, birisi Bresson. Bence Bergman'lar falan dahil değil buna. Semih Kaplan da dahil. Değil. Orada o koku alıyor ya oraya gidecek. Hocam ben de bence kısmatlıken şöyle hissettim ya, ona benzer bir hissettim. Hani bu ana akım sinemada bir şeyler... Burada, ya oraya bakıyorum, kusura bak. Ben de öyle bir şey. Ana akım sinemadaki mesela kurduğumda bir şey oluşturmuyor ya hocam. Mesela şöyle geliyor bana, ana akım sinemada orada cümleler oluşturuyor. Bakın ben burada bunu demek istiyorum. Kurgu masasında öyle bir şey ortaya çıkartmak ama yani Deleuze'nin ifade ettiği... Ya aslında şöyle, Deleuze'ü ikinci yer biraz daha detaylı konuşalım tabii. Yani orada ben alıntıları da göstereceğim, hani bazı yerleri işaretledim. Onları yani konuşalım. Yani şimdi Ahmet de dedi yani bir kamerada bir şey çekiyor. Öyle değil. Ya Deleuze hele şimdi mesela Deleuze'ü ilk ben ne zaman bu kitabını okudum? Muhtemelen 90'ların sonları falan da yanlış hatırlamıyorsam İngilizce'sinden. Ben o zamanlar şöyle bir algı içindeydim. Ya hani zaman imgedenen şey mümkün mertebe zamanı dolaysız aktarma. Bu zamanı dolaysız aktarma da ne? Plan sekanslar ya da ha onlar da var bu iş içerisinde. Yok değiller. Yani bu zaman imge meselesinin miladı aslında şeydir. İtalya yeni gerçekçiliğidir ki İtalya yeni gerçekçiliği de o yavaş yavaş uzun planların şeylerin falan çıktığı dönemdir ama ondan ibaret bir şey değil bu. Ya da onunla tamamen onunla yani tanımlanabilecek bir şey değil. Yani kelimelere ihtiyacımız var. Hani o kelimeleri bir şekilde hani bizim şiir dönüştürür. Veya cümleler olmasa kelimeler bir araya gelmesi şiir oluşturur. Hani burada ben yeni gerçekçiliğin yeni denizin anladığı şekli şöyle anladım. Yani
zaman yani ham maddesi gibi o şeyin ve onu bir şekilde hani şiir haline getiriyor. Ama ya şey bana şey gibi geliyor. Hani dedim daha şeyli konuşmaya çalışıyoruz ama bana Deleuze'nin yaklaşımı zamanın metafiziğinden çok politikası gibi geliyor. Yani şundan dolayı politikası diyorum. Şimdi daha önce İtalya'nın yeni gerçekliğine ya da basitçe sinema modernizminden önceki dönemlerde zamanın anlaşılma biçiminin sinema modernizmindeki zamanın anlaşılma biçimiyle aslında politik bir farkı var. Ya da ne diyelim ona politik bir farkı da varken derken bu politikayı daha geniş kapsamlı kullanıyorum. Yani şimdi İkinci Dünya Savaşı sonrası dünyanın kopmuşluğu, kırılmışlığı, duyu motor diye sordun ya dün sen. Şimdi o duyu motor öyle ya da böyle bir şeye tepki veren karakterin sinemasıdır. Hani tam tanımı öyle olmadı ama şöyle diyeyim. Şimdi karakterlerin kendisine ya kendilerine yapılan eylemlere ya da o şeyde ortamda yapılan eylemlere tepki verdikleri bir dünyadır. Şimdi Deleuze'e göre İkinci Dünya Savaşı sonrası dünya o kopmuşluğuyla, parçalanmışlığıyla artık o şeyi de bağı da kopardı yavaş yavaş. Hani artık hani karakterlerin eylemlere ya da herhangi bir şeye tepki vermedikleri ya da başka tepki verdikleri. İşte o yüzden Godard örneklerini falan filan vermiş ya. Ya da alakasız tepki verdikleri. Gibi. Ya dolayısıyla şey orada hani Deleuze'inkinde hani zamanın metafiziği kaynakla o yüzden biz daha metafizik tarafında bir hareket içerisindeyiz yani ama Deleuze'inki de bence iyi bir fikir veriyor bize. Ama şey Deleuze'in o zaman imgesi anlaşıldığı gibi daha sürekli bir şey değil aslında. Aslında süreksiz bir şey. Sıkça şeyde kitapta Alain Robbe-Girlet'den örnek verir. Bu Fransız yeni roman akımı vardır ya bu Marguerite Duras, Nathalie Sarraute, işte bunların bir Fransız yeni roman diye bir akımı kurmuşları vardı işte roman romanda bir yenilik yapmıştır bunlar. Bunların hepsi aynı zamanda sinemacılar. Yani Marguerite Duras'ın senaryoları işte Alain Rene'nin filmleri. Geçen yıl Marianne Batta, Duras'ın senaryosu. Hiroshima Monomur'da ve Duras'ın kendi çektiği filmler de var. Alain Robbe-Girlet'in de bir sürü filmi var ama feci kötü filmler. Hakikaten feci kötü filmler. Çoğunluğu da pornografik filmler öyle söyleyeyim. Yani ben Alain Robbe-Girlet bir sinema kuramcısı, işte sanat kuramcısı falan filan ama hani bunun filmleri neye benziyor diye bir dönem bayağı ciddi izlemiştim. Tahammül ötesi filmler. Yani tahammül edemiyorsunuz. Bilmiyorum içinizde izleyen var mıdır ama tahammül edemiyorsunuz. Hani nispeten mesela şimdi o kuramın Fransız yeni romanının o zaman mekan kuramının filmlerini aslında Alain Rene yapıyor. Yani, şeylerin kuram kısmı şeyde bu tayfada işte Alain Robbe-Girlet işte Marguerite Duras falan o tayfada kuram kısmı ama filmlerini bir sanatçı şair sevgisiyle aslında Alain Rene yapıyor. Diğerleri yapamıyor. Nispeten Marguerite Duras'ın India Song diye bir filmi var. Hindistan şarkısı diye çevrilir. Nispeten o film belki hani o tayfanın yaptığı filmler içerisinde eli yüzü düzgün. Ha eli yüzü düzgün derken çok kopuk bir filmdir o da. Hani şey ilişkisi neredeyse hiç yoktur. Hani olayların birbirleriyle ilişkisi vesaire vesairesi neredeyse hiç yoktur ama nispeten daha eli yüzü düzgündür India Song filmi Margot Duras'ın. Ama şey Alain Robbe-Girlet'in filmlerin tahammül ötesidir gerçekten. Yani. Hani şey tamam bir kuramcı olarak Deleuze, Alain Robbe-Girlet'in filmlerinden falan çokça bahsediyor ama hakikaten değil öyle. Yani tamam böyle entelektüel filmler. Sadece onu göstermek için yapılmış filmler. Yani kendiliğinden olan bir şairce yapılmış ve aslında mesela Tarkovski filmleri gibi değiller onlar. Alain Robbe-Girlet'in. Hatta bence çok çok kötüler. Çok çok pornografikler yani. Dolayısıyla hani şeyin Gildenöz'ün metnine de ben çok kıymetli metin olarak bence Batı dünyasında sinemanın kuramsal anlamda Gildenöz'ün metni zirvesi. Gildenöz aynı zamanda bir sinefil de. Zaten bahsettiği filmlerden bahsederseniz çok fazla filmden bahseder metninde. Valla 2-3 bin kadar filmden bahsediyor yanlış hatırlamıyorsam 2 cilt kitabında. Şimdi dolayısıyla hani sinema izlemeden sinema üzerinde konuşan filozoflar
felsefeciler ya da sosyologlar gibi değil Cilde'nin. O anlamda benim için çok kıymetli bir yeri var. Birman'ın sinema üzerine düşünme çabamında miladı şahsiyetlerden birisidir gerçekten de. Yani o anlamda yerini tespit ederek söylüyorum bunu ama metnine de bir şerhle bakmamız gerekir. Cildiroz'un metninde bir metafizik yok. Ya da bir metafizik arayışı yok. Hatta metafizik arayışının yersiz olduğunu söyleyen bir anti metafizik var orada, onu söyleyeyim. Durduğu yer itibariyle. Tabii tabii. Durduğu... Dedim ki ben metni açarız orada. Ben şimdi bazı alıntılar yaptım. O alıntıları okuyarak üzerine koyuyorum. Hatta belki bahsettiği filmlerden, burada olanlardan da gösteririz bazı şeyleri. Daha netleşir ama dedim ki hani Cildiroz'un metnini tam manasıyla bizim amacımız için sahih bir metin olarak görmüyorum. Yani bizim amacımız için daha çok İbn Arabi, o yüzden zaten İbn Arabi getirdik. İbn Arabi metni daha çok. Ama İbn Arabi metninin de sinemasal anlamdaki karşılığının nasıl olacağı meselesi bizim için hala açık bir problem olarak devam ediyor. Bence zaten bu grubun amacı da ortaya problemler koymak. Yani üzerine tartışmaya değer. Hani çoğunuz bilmiyorsunuzdur. Belki ben de yeni öğrendim ama mesela Saliha kuantum fiziği ve sinema çalışıyor. Yani hani çok ciddi problemler bunlar. Yani biz de problem koyuyoruz ortaya. O koyduğumuz problem bence üzerinde tartışılmaya, işte şeyden önce mesela bu pandemiden önce eş zamanlık meselesi diyor ki şimdi mesela Sena eş zamanlık çalışacak şeyden doktorada. Eş zamanlık çalışacak. Hani çalışmaya değer problemler koymak bizim amacımız. Yoksa hani çözdük de buraya şey vaaz vermiyoruz yani şeyde. Öyle değil bizim mevzumuz. Problemler koyalım. O problemleri inşallah beraberce. Bana kalırsa zaten bu grubun kıymeti de orada. Hani Nazif Hoca bir kere gelmekle bile kıymetini alınmış. Bugün öve öve bitiremedi sizleri arkadaşlar. Vallahi öve öve bitiremedi yani şeyde. Hani hatta şey tabiri kullandı. Bugün konuştuk birazcık. Uzunca da konuştuk. Ocağınıza düştüm diye bir tabir kullandı. Şeyde estağfurullah yok o anlamda söylemiyorum dedi. Hani sizin hani ocak diyor bizim bu derslerimize Nazif Hoca. Sizin bu ocağınız çok kıymetli, çok gelecekte hatta yakın gelecekte bizim sinemamızı şekillendirecek insanlar onlar diye. Ki %100 aynı kanaatteyim onu da söyleyeyim. %100 aynı kanaatteyim. Dolayısıyla şey hani burada ortaya koyduğumuz meselelerin tartışılmaya, üzerine tefekkür etmeye ve üzerine aslında üzerinden film yapmaya, üzerinden sanat eseri üretmeye değer şeyler olduğuna ikna olalım ya da iknayız ya da ikna olmak için belki de bu meseleleri açıyoruz. Yoksa çözmek için değil. 2500 yıl kimse çözemez. Biz 2500 dakikada çözebilecek halimiz yok yani. 2500 dakikada değil zaten de. Öyle yani. Şey var mı bizim şeyi göstermeye fırsat vaktimiz? Var değil mi? Şeyi açayım mı bu Ahmet'in şeyini? Gerçi ben burada zannediyorum ama inşallah silmemişimdir Ahmet'i. Kia diyelim, Kia diyelim. İlk sahnesini açayım mı? İlk karesini. Nasıl? Galiba oydu öyle. Ya da ikinci mi avcılar bence? Şey ses açık mı şu an acaba? Tamam. 24 kare. Yalnız bir şey diyeceğim. Böyle Arapçamın çok iyi olmadığına
Arapçamın hatta hiç iyi olmadığına ve şu tür metinleri yazamıyor olmama çok ayıplanıyorum ben. Acayip bir şey ya. Yani bu Arapçanın yazılış şekli var ya, bilmiyorum ya başka bir dilde o kadar var mı ama hakikaten acayip bir şey. Çok isterdim yani becermeyi. Hattatlıktan bahsediyorum aslında ya. Hattan bahsediyorum ama şöyle manadan kopuk bir hattan bahsetmiyorum. Yani ya o kadar estetik yazılabilen bir nasıl? Ya çok çok güzel bir estetiği var. Doğal estetiği var. Kendi şeyinden estetiği var Arapçanın ya. Nasıl? Zaten bir şey oluşuyor yani usta çırak ilişkisiyle yani giriyor bir şey ya. Tabii tabii. Şey yapıyor yani üniversite okumaya başladı 49-50 yaşında. Sadece bir hocadan ders almak için de PSM'de sadece. Doğru. Yok, eyvallah şey de öyledir ya bizim hani şey mesela ney neyzenlik için de geçerli o. Yani bir dönem böyle birkaç hafta Ahmet Şahin'den ben neye merak salmıştım. Merak salarak olmuyor tabii bu işler de. Ama sonra benim sabrımı açtığını fark edip bırakmıştım. Bir grup Ahmet Şahin'den biz ders alıyorduk. Ahmet Şahin'i biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bu Ramazan programında çıkan sapsarı bir adam var ya. Ahmet Şahin çok iyi bir neyzendir aynı zamanda o. O zaman anlatmıştı o. Şey, Ahmet Şahin Türkiye'nin en usta neyzenlerinden bir tanesi ama düzenli olarak Niyazi Sayın'dan ders almaya devam ediyor. Düzenli olarak yani bu acayip bir şey yani o usta çırak ilişkisinin bitmezliği meselesi bizim geleneksel sanatlarımızda biraz şey gibi yani ne diyelim en önemli özelliği o gibi sanki. Yani. Böyle bir durdurayım bir saniye ya yine bir gevezelik etmem lazım. Şey şimdi yıllar önce Bursa'da belki hani Merve'de vardı bilmiyorum sizlere mi söylemiştim başka bir grup ama şimdi böyle uzun şeyleri olan böyle uzun uzun bir şeylere baktıran bir sahne göstermiştim ben. Böyle işte 3-4 dakika ama sadece bir şeye uzun uzun bakıyorsunuz. Oradaki gençlerden birisi şey demişti hocam hani niye ne oldu ki şimdi? Hani niye buna uzun uzun bakıyoruz diye. Ben de şey demiştim o zaman yanlış hatırlamıyorsam. Ya belki de etrafımızdaki şeylere uzun uzun bakmayı unutmuşuzdur da bize o unuttuğumuz şeyi hatırlatıyordur belki de. Yani belki de öyledir. Yani sizi bir durdurup size bir etrafında bir de şöyle bir bakın diye bir alışkanlık kazandırır belki ya. Sizin için söylemiyorum tabii gençler öyle demiştim. Tabii tabii yani o hızın karşısında bir panzehir gibi. Yani şeyde de tabii 2012 miydi o zaman? 2012 galiba. Sakarya Üniversitesi'nde nasıl bir daha nasıl? Pencerenizde bir kuş var ya. Hani siz de durursunuz böyle uçmasın, uçmasın diye. Böyle 5 dakika niye izlersiniz onu bilmiyorum. Yani böyle bir şey istiyor sadece. Önce Merve kaldı son. Yok uzun uzun baktığı sahneler var şey street filminde. Elbette canım hani şey şimdi insanların nasıl filmlere alıştıklarıyla alakalı yani şimdi tabii nasıl baktıklarıyla alakalı ya ama şöyle hani Hollywood filmlerinin hızının bize hayata bakma yönünde de bir tür şey yonttuğu ya da yönlendirdiği de aşikar yani şimdi o hızın
türevi belki de hayat ya da tersi. Hayat hızlı, Hollywood filmlerinde hızlı. Hızlı o anlamda hani o hızın bir şeyi, ne diyeyim ona, bir panzehiri gibi aslında ben bu sahneleri öyle görüyorum. Yani bir şeyin ne diyelim ona, oluşuna bırakmak. Heidegger öyle diyor ya, oluşuna bırakmak diyor, oluşuna bırakmak belki. Ya önce Ceyda sonra sana diyor. Çok çok güzel bir şey söyledim. Hafızamda kazılı bir sahne vardır benim. Film sahnesi değil bu. 2014'te galiba çok kar yağmıştı yine bu seneki gibi. Nasıl? 2014 değil, 2004. 2004. 2004'tü çok kar yağmıştı. İstanbul'dayım ben. Ama Gebze'de kalıyorum şeyde, evim Gebze'de. Şimdi sabah uyandım. İşte işe gideceğiz haliyle, Arşeli'ye gideceğim. Geçtiği yere bir baktım önce, dışarıda servis, evin önünden geçiyordum. Servise geçeceği yere bir baktım. Feci şey, kar olmuş, her taraf kar. Ben de ya boşver dedim, bugün de gitmeyi veririm dedim. Henüz daha iptal olmadı, sonra iptal oldu zaten 4 gün boyunca iptal oldu şeyler, işe gidemedim. Her neyse, ama orada çok enteresan bir şey var. Aynı Ceyda'nın dediği gibi. Şimdi Gebze'de benim evim tam bir çatırağın üstünde. Arka tarafta E5 var. Üst tarafta da şey, yukarı şeye doğru. Ahmet belki biliyordu. Biliyor musun Ahmet sen Gebze'yi? Ya şey, yok ev bilmezsin zaten de. O çatırağın şeyinde hemen dibinde bir heykel vardı. Bir hayvan heykeli. Hatırlıyor musun? Gebze'de. Unuttum vallahi ya. Galiba inek gibi bir şeydi. Öyle bir şeydi. Unuttum bak şeydi. Şimdi o heykelin olduğu yer sağ taraf E5'e inen bir yol. Sol taraf Gebze'nin merkezine giden bir yol. Şimdi o yol bayağı da bayır bir yol. O bayır yolda bir tane kamyonet, tamam mı? Kalmış, çıkamıyor. Şimdi ben o çıkamayan kamyon ne zaman çıkacak diye kamyonet camdan baka kaldım. Ya yarım saat 45 dakika hep aynı patinajı yaptı adamcağız, tamam mı? Tıkı 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 aşağı, tıkı 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 aşağı, tıkı tıkı tıkı. Ve ben onu 45 dakika boyunca izledim ya. Şey olmuş gibi hani böyle büyülenmiş gibi izledim yani. 45 dakika boyunca sonra da zaten haber geldi. Şey iptal oldu, servisler kalkamıyormuş falan filan diye. Ya hakikaten ama böyle 45 dakika boyunca böyle baktım şey gibi. Böyle yani... Bunda bir şey var ama demek ki. Hani bir insanı bir cezbeden büyüleyen bir şey var demek ki. Yani. Herhalde. Bana laf mı attın sen şimdi? Hayır, ona bakarsın trenleri seyredenler de var abi. Yani onlar ülkeler. Azıcık şey diyecektim. Baktınız lan bizim. Baktınız lan. Hocam ben bir kere yolu üstü binen inşaat izlemeye başladım. Arkadaşım yani amca şey geldi yani. O ne demek bu arada? Ama şey demek ki o hani vücudun, bünyenin bir yerde bir durduğu, bir sebeple ya da bir sebepsiz bir durduğu bir şey o demek ki. Hayır ama şey demek ki tam da grup birbirini bulmuş yani öyle bir. Şöyle ben bu sahneyi ilk defa
Ya muhakkak bitirin, çok güzel ya. Bak şöyle söyleyeyim, şimdi Ramazan gecelerinde oruçlusunuz ya. Bence tam sahura giderken izlenecek film bu. Tam sahura giderken yani. Böyle şeyde bir gibi falan oturacaksınız. Hemen hemen iki saatte yanlış hatırlamıyorsam zaten. Üç gibi falan biter. Sonrasında sahur yapar. O oruç şeyini, ne diyelim, o oruç durağanlığını veren bir film bu. Yani sizi bir durduruyor yani. Orucun istediği şekliyle bir durduruyor yani. Şimdi sen sandalye deyince ben sandalye olduğunu fark ettim. Öyle diyor. İşte belki öyle de olabilir. Sandalye çok net değil mi sanki? Ya mesela çok ilginç bir şey söyleyeyim size. Daha muhtemelen defalarca söylemişimdir de bir kere daha söyleyeyim. Amedi Ayfe diye bir adam var. Ve Ager. Bu Amedi Ayfe yanlış oldu. ya ön isimleri unutuyorum bunlar. Ya, Ager ve Ayfe diye beraber kitaplarını beraber yazan, hatta konuşmuştuk. Şeyden kitabında. Şimdi bu adamlar film fenomenisinin şeyleri, babaları. Şimdi hani bazeni saymazsak şayet, işte bazenden sonra olan, hani bazen de eklemliyorlar o fenomenolojinin içerisinde bir şekilde. Şimdi bunlar gösterge bilimi eleştirirken çok sert eleştiriyorlar. Diyorlar ki gösterge bilim o kadar çok işte bir şeyin, gösterilen bir şeyin anlamını bulmak üzere fanatizm sahibi ki, kendisini bir görüntünün işte uzun uzun şey yapan bir planın, içinde hiçbir şey olmayan bir planın, işte Mizoguchi örnek de veriyor, işte Mizoguchi'lerin, ne bileyim işte Ozu'ların böyle uzun uzun içinde hiçbir şey olmayan planları, bunlar için hiçbir manaya gelmiyor diyor. Hakikaten de gelmiyor yani. Baktığınızda gösterge bilim için mesela Belatar'ın filmleri ne anlam ifade eder? Hemen hemen hiçbir şey. Hemen hemen hiçbir şey. Şimdi bir de sinemanın böyle bir tarafı var. Size uzun uzun baktıran anlamı, en azından birinci anlamdaki o ne diyelim onu, mekanik anlamı diyeyim. Hadi öyle diyeyim. Hani anlam biraz daha derin bir şeydir ama mekanik anlamı diyeyim. Mekanik anlamı öncelemeyen, öncelediği şeyin başka bir şey olduğu bir şey, bir başka da bir sinema var. Anlatsana bir kere daha. Söylesene bir kere. Mekanik anlamı. Yok, mekanik anlam derken şunu, şimdi gösterge bilimin anlam için yaptığı bir şey var ya. Aslında aslında şöyle diyelim. Şimdi Panofsky'nin de hani görsel sanatları okurken sinemada da benzer bir yöntem kullanıyor. Şimdi Panofsky'nin yönteminin ikinci aşaması ikonografik aşama ya. O ikonografik aşama muhatap olduğunuz şeyin ne diyelim o dönemdeki anlamını bulmakla alakalı bir şey. Ya da hani aslında o dönemde, yine de bu dönemde, ama aslında o dönemdeki anlamını, o dönemde ne anlam ifade ediyor bulmakla alakalı bir şey. O birazcık şey, bir metnin herhangi, hani her şeye geniş anlamıyla metin diyelim hani, o metnin aslında birinci düzeyiyle ilgilenmek, orada kalmak gibi bir şey. Hani Panofsky ikonolojik boyutta bir üste çıkıyor. Hani Panofsky hiç konuşmadık herhalde biz burada ama. Konuşmuş muyduk? İTM'de. Şimdi o Panofsky'nin o ikonolojik aşama aslında bizim burada metafizik anlamı ya da mesafizik anlamda şeyin aradığımız şeye yakın bir şey. O ikonolojik şey. Tabii yine de öyle. Yine de öyle. Ama şey yani Panofsky'nin şundan dolayı veriyorum. Şimdi gösterge bilimciler muhatap oldukları film parçalarıyla, hatta hani şöyle bir benzetme yapıyorduk. Yani şimdi bir filmi yaşayan, bizatihi yaşayan ve hep her anda yaşayan bir filmi yani boğazını sıkıp öldürüp morg masasına yatırmak. Sonra o morg masasında işte ciğerine, karaciğerine, akciğerine, kalbine, bilmem nesine falan filan bakmak. Tamam, o size o hastanın hangi hastalıklardan muzdarip olduğunu, işte neler, işte ne tür problemlerin olduğu hakkında bir şey söyler ama o hastanın aşık olup olmadığını söylemez. İmanlı olup olmadığını söylemez. Biz sinemayı hasta olarak görüyorsak o sinemanın aşık olup olmadığını, imanlı olup olmadığını arıyoruz yani. İşin açıkçası. Evet.
Onu aramanın yolu da aslında sinemanın hani zaman ve ne diyelim ona hayal. Bir sonraki hafta bugün en azından mutmain olursak çıkışımızda önümüzdeki hafta hayal meselesini konuşalım istiyorum. Yine İbn Arabi üzerinden. Berzah sineması. Yani, Amiyane tabiriyle yani benim 5 yıllık kitabı kendisine hasrettiğim bir şey. Birazcık berzah sineması konuşalım istiyorum. Şeyde ama işte aradığımız şey bu yani. Aradığımız şey yoksa şu, o bana şey geliyor ya. Hani şimdi herhangi bir resim, edebiyat eseri şu bu o bunu çözdüğünüz zaman o eser sizde biter. Orada kaldığınız zaman biter yani. Tamam arkadaş, ben bunun bütün kodlarını çözdüm. Hani gösterge bilimcilerin en azından birinci kuşağın, hani Messin belki diyelim, hani birinci kuşağının sinema gösterge bilimcisi söylüyorum. Birinci kuşağının yaptığı şey. Sonrakiler tabii hani Jidarez için de gösterge bilim değil ama şey semiyoloji değil ama gösterge bilim yapıyorum diyor şey Jidarez. Öyle bir ayrım yapmış kendince. Şeyde o tartışıyor onu. O çok önemli değil şimdi. Diyor onu yapıyor. Zaten o hareketin diye başlarken kendi amacını tanımlarken onu söylüyor şeyde. Ama şundan bahsediyorum. Yani şey hani gösterge bilimin en azından kaba versiyonunu yaptığı şey bir metnin, sinemayı da bir metin olarak görüyor onlar. Bir metnin anlamının kodunu çözüp o metni bırakmak. O yüzden de çoğunlukla zaten işte B sınıfı filmlere ya da Hollywood filmlerine falan gidiyorlar. Çünkü onlarda daha fazla şey unsuru var. Ne diyelim onu? Onların çözümleyebileceği, ard arda koyup çözümleyebileceği unsur var. O yüzden belletar filmleriyle uğraşmıyorlar. Ay şeyde seninki de bayağı şey olmuş, sabırlı bir şey olmuş ama ya. Abi şey bitmedi dedim, pardon kestim ben seni ya. Daha iyi olurdu belki. Ama şey, hayır ama şu Kiarostami'nin yaptığı film değil bu. Kiarostami'nin yaptıklarını birleştirmişler. Yani yaptığı, Kiarostami'nin topladığı, hani böyle arabayı toplamak dedi ya, Kiarostami'nin topladığı bir araba değil bu yani. Ha, tabii ki yok, yapacaktı ama şey, en nihayetinde belki başka yapardı, bilmiyorum. Belki o adlandırmayı koymazdı belki. Paragraflarca anlatıyor böyle işte. En sonunda bakıyorlar ki yani koltuğu aktarıyor yani. Koltuğu tasvir etmiş. Ya ne yaptınız da bu kadar anlattınız? Ya her şey önümüzden o kadar hızlı geçiyor ki. Burada bakın lan. Onu demek istedim. Ya işte şey var ama edebiyatta o bakın o bakana götürüyor. Bu da ayrı bir tartışma. Yani ben Tolstoy ile Dostoyevski'de neden Tolstoy değil de Dostoyevski'yi sevme sebebim o Tolstoy'un artık bıkkınlık getiren şey tasvirleridir. Yani ya Tolstoy'un bir tek Anne Karenina'sı bende çok yüksek bir yerde. Tabii hikayelerini severim ama. Tolstoy'un hikayeleri şeydir. Dirilişi çok oldu okuyalı ben. Yani muhtemelen üniversitenin ilk yılı falan bir dirilişi okuyalı. Hani hatırlamıyorum bile yani, öyle söyleyeyim. Tolstoy'un bana geri dönecek bir, Anna Karenina dışında geri dönecek bir şey vermedi. Bir de hikayeleri. Hikayelerini severim yani. Hikayeleri güzel. Hacı Murat tabii. Hacı Murat söylemek lazım. Hacı Murat'ın filmi de var bu arada. Bir Rus yönetmen çekmişti. Güzel bir film yani. Ben gidiyordum ya. Ha şey verilen hediyelerden. Hacı Murat var mıydı listede? Var değil mi?
Vardı, vardı. Vaktimiz var mı bu arada arkadaşlar? Var değil mi? Ha. Ben çünkü bakmıyorum saate. 24 kare. 24 kare. İkisini izlerken. Yani 5 yıldır bir okulda çalışıyorum. Bugün bu yıl görev istemiyorum. Bazen şunu yapıyorum. Mesela geçen hafta yaptığım işe. O bu resimden dolayı. Şeyde Mesa'nın geçen hafta kimliği diyebilirim. Dışarıdan bakıyorum. Sınav dönemi. Fotoğrafını çekseniz. Yani baksanız hiç şey. Binadan başka bir şey görmüyorsunuz. Ama şey sonra şey yapıyoruz. Ben dışarıdan değilim. Bayağı bahçenin dışarıdan ve bütün olarak görebiliyorum. Oradaki o yaşamı şey yapabiliyoruz. Hani öğrenciler yavaş yavaş çıkmaya başladığı zaman aynı bugün az önce gösterdiğim şey gibi oluyor. Orada şunu da hissediyorum. Yani 5 yılın nasıl geçtiği, zamanla ilgili şeyde çok iyi verdiğini düşünüyorum. Böyle dışarıdan bakışları. Şey eyvallah. Ya şöyle şimdi bir şey yani. Beletan yani yönetmen gibi ya da sizin sanatınız gibi de gördüğünüz oluyor. Hani, eyvallah. Eyvallah. Okul müdürü olduğunuz için bu bakış açınız olabilir. Bir de içeride yaşananlar o 580 öğrenciyle yaptığınız şeyler vesaire. Ya sanki o resmini canlandırıyor. Eyvallah gibi, güzel. Çok rahat görebiliyorsunuz. Ve zamanın da böyle akışı demeyeceğim ama mesela ya insan galiba zaman sezgisini tam da ya zaman şu an zaman diye bir şey vardır dediğinde galiba hissediyor. Evet. Biraz yani nasıl tabii şey değil hani elle tutulur bir şeyi ile muhatap olmadığımızın farkındayız yani göremiyoruz, ama edemiyoruz falan filan. Yani. Ama şu var böyle çok kötü benzetmek ama rüzgar gibi bir şey aynı zamanda. İşte belki de şey, yani bazı sinemacılar şeyle bu dört unsurla şeyi zaman meselesini eşleştirmeye çalışır. Belki de ondandır. Yani mesela su akışını izlerken aslında zaman akışı gibi bir şey veriyor. Rüzgar da aynı şey. İşte Beletaro'nun bir türlü bitmeyen rüzgarları. Ama hayvanlarda bir senkronizasyon demeyeyim de bir tek düzelik yok. Şimdi bu muhatap olduğum rüzgar, yağmur ve şey orada bir tek düzelik var. O tek düzelik sanki bayağı hani sizi direkt zamana kaçırıyor, götürüyor gibi bir şey. Doğrudur. Eyvallah. Doğru. Eyvallah. Ya şey işte hani ya da şey bizim kontrolümüzde olmayan bir şey olduğu için. Aha. Bizim kontrolümüzde. Sizin filmdeki kedi gibi. Evet, ben de yani. Yok. Yok bir şey. İyi ki öyle yapmış. Ne diyorduk? Böyle bir an durduk hepimiz. Ha, şey Beletar da şimdi burada Kiarostami'nin en başta söylediği lafa benzer bir şeyle başlıyor şeyde. Tornado hatırlıyor musunuz başını? O Nietzsche'nin şeyini anlatıyor. Ata sarıldığı sahneyi. Ben de diyor bundan sonrasında ne olmuş olabilir üzerine düşündüm diyor. O ata ne oldu gibi. Yani aslında Kiarostami'nin amacıyla benzer bir amaçtan hareket etmiş yani şeyde. Çok da iyi yapmış yani. Çok da iyi yapmış ya. Çok hızlı bir dünyadayız da işte sosyal medyası, yoksulluğu, iş yükü, her türlü. Böyle insanlar durmak istemiyorlar. Yani durdurmak ve kendine vakit geçirmek istemiyorum. Yani en azından zamanın ne olduğunu hissetmeye yönelik bir şey veriyor. Aklıma da Tarkovski'nin bir o zaman böyle kendisi konuştuğu bir şey var ya. Röportaj gibi bir şey var. Çok bir şey röportaj var Tarkovski'nin. Var böyle ağacın üzerinde yazılan bir şey. Çok sallamıyor. Röportaj yapamıyor. Orada şey diyor mesela hani kendinden sıkılan insanlar var diyor mesela böyle olmayın falan gibi bir şeyden bahsediyor. Gerçekten öyle insanın kendinden sıkılacak kadar bir raddeye gelmiş. Yani şu anki toplumda insanlarda. Ben de sinemanın böyle bir şeyi var diye düşünüyorum. Kendimizden daha fazla mı sıkıyor bizi? İzlediğimiz filmler o kadar sıkıcı ki kendimizden sıkılmaya fırsat bulamıyoruz gibi. Öyle bir şey mi olur? Yok yani bir şeye sabredebilmek ne bileyim.
bak şaka yapıyorum ama ya, öyle oldu hakikaten. Ya. Ama ana akım hala öyle zaten ya. Yani ben o ana akımda ibaret zannettiğim için filmde. Yani sanat değildi benim için. Çünkü yani bunların hepsi böyle bir araya gelmiş insanın kendi iç sesini bastırmak için varlar diye düşünüyorum. Sonra bu türden sinemanın varlığını da fark edince kendi iç sesini bulmak için bir imkan olduğunu da eyvah. Kendine tutunmamak. Ya ben bunu hiç kendimden tutulamıyorum. Televizyon sinema televizyon sinemanın bayağı antitezi gibi bir şey ya. Yani yapamadığım için yani ona ayak uyduramadığım için yapımla alakalı için yani çok fazla bir tam bir şey söyleyeyim odaklanacağım böyle şimdi mukabele edeceğim yani sanat eseri İşte ya o ana akım sinema o mukabele o tabir güzel o mukabele izin vermiyor. Ölüm kaygısı yok yani. Ona izin vermiyor. Daha fazla biraz yavaşla bu sen de bıraksın dediğin an zaten bu anlaşma dediği yer. Şimdi biraz bu sendelerde sevdiğiniz şey zaten o biraz daha dursun ki çok güzel çocuksun. Sen de onu sevdiğin de değil mi? O yavaş olmadan sevdiğin. Hareket ederken o zaman veremiyorum. Nasıl? Hareket ederken o zaman veremiyorum. Yok ondan ya şöyle... Yani, yavaş hareket Ya da işte, ya şöyle şimdi Eisenstein üzerine değişik şey söylenebilir. Yani şöyle söyleyeyim. Eisenstein'in yaptığı şey belki nicelik anlamda bir zaman derdiyledir ama bir nitelik anlamda zaman derken tam da burada epeydir konuştuğumuz şeyden bahsediyorum. Yani yaptığı tarzda bir şey yaparak yine zamanı ortaya koyabilir miyim? Ya şöyle şimdi ya şimdi Eisenstein'in yaptığı hani ya şey şimdi Schindler'in ayrımını söyleyeyim ben. Eisenstein'in sinemasında içinde bulunduğu şey için hareket imge cildi şey tanımlayıcı. Eisenstein için Eisenstein sineması için şöyle bir şey söylenebilir. Hareket imgi için söylendiği gibi zamanı dolayımlayan söylenebilir. Yani şimdi zamanı dolayımlamak ne demek? Bana kalırsa zamanı bir nicelik haline dönüştürmek demektir zamanı dolayımlamak. Yani aradan bir hafta geçti, aradan şu geçti, aradan bu geçti ya da şu oldu, bu oldu. Yani şimdi ya şöyle bir nitelik sel zamanla, bu sel tabirini pek sevmiyorum ama şimdi ağzımdan çıktı. Yani nitelik olarak zamanla nicelik olarak zaman ya da doğrudan bir zaman tecrübesi ya da tefekkürüyle dolaylı olarak bir zaman var burada ama bir bilgi olarak zaman arasında bir fark var. Deleuze'in kitabında o işte hareket imge ve zaman imgenin ayrımını da oluşturan şey aynı zamanda. Pasolini var işte o. Pasolini örneğini o yüzden verdim. Ya şimdi Pasolini... Onu gösterdik ama bir yerde konuşamadık. Konuşuyoruz. Konuşuruz ikinci yarıda. Konuşuyoruz şeyden sonra. Yani hani böyle geçen hafta özellikle ısrarla şunu söyledim ben. Şimdi ben kendim şahsen bizzat uzun planları seviyorum. Yani ben hani film çeksem mümkün belatarcıyım yani o anlamda. Hani gerekmediği sürece kesme yapmam ben. Tamam mı? Hani o anlamda belatarcıyım ama o
eşittir zaman tefekkür, zaman duygusu veriyor deyinden bahsetmiyorum aslında. İşte ondan bahsetmiyorum asla. O senin bileceğin iş. Onu kimse sana söyleyemez ya. Şimdi bak, ben Haneke'den bir sahne göstersem, ki yani gösteririm de ikinci yarı inşallah. Şimdi Haneke'nin öyle kesmeleri vardır ki hiç, tabii hiç Haneke filmi izlememiş birisi bu Haneke filmi demez ayrı da, yani o filmi daha önce izlememiş olsun birisi ama Haneke filmlerini biliyorsun, Haneke'nin kesmelerini biliyorsun. %1 milyon bu bir Haneke filmi der. Ya kesmeli dediğiniz şey aslında çok kendinize has bir şeydir ya. Şimdi hani mesela Haneke'nin filmlerinde ne zaman bir duygusal çıktı, çıkıyormuş gibi görünse orada Haneke orasını bıçak gibi keser. Keser yani, ama amaçladığımız bu değil arkadaşlar size yani. Çok müsait tabii. Yani ya dolayısıyla şey, ne diyelim ona, işte nerede keseceğin meselesini kimsenin sana onu söyleyebileceğini zannetmiyorum ya. Ya tabii ben şuna inanıyorum. Bakın şimdi bir şair, hani bir yönetmen kendi zaman duygusu, kendi zaman hissi, zaman tefekkürü vardır. Ve onu plana da, o planların oluşturacağı sahneye de ya da filmin tümüne de nasıl yansıtacağı meselesini bilmiyorsa o işe girişmesin zaten. O işe girişmesin zaten. Yani şundan bahsediyorum. Yani sizi siz yapan, herkese, az önce Merve güzel bir şey söyledi, herkesi şey yapan bir zaman hissiyatı vardır. O zaman hissiyatı sizin filminizde görülmüyorsa sizin filminiz değildir o zaman. Hatırlıyor musun ne demek istediğimi? Yani öyle ya da böyle o zaman hissiyatı ve mekan tasavvuru, zaman tasavvuru sizin filminizde nasıl görüneceği önce sizin muhayyelinizde bir canlanması lazım. Hiç hani onu size kimse söyleyemez, fark etmez. Kimse söyleyemez. Yani çünkü bak öyle filmler vardır ki, mesela söylemiştim ben bir kere. Tamam, şeyden sonra konuşalım. Ya şimdi şu tabii işin şey tarafı, felsefi tarafıyla alakalı kısım, hani bizim sinema salonunda ne kadar ilgilendirmesi bilmiyorum da kimileri kainatın zaten sonsuz olduğunu, hani şey ebedi olduğunu, Aristo gibi, kimileri de zamanla birlikte yaratıldığını söylüyorlar. O hani bizim şeyimizi sinemada zaman meselesimizi, meselemizi etkiler ve etkilemez meselesi ayrı bir mevzu ama böyle bir alıntı da var aklımda. Bu Conforming kitabı da yayınlamıştı arkadaşlar bu arada şey. Alberca mı? Alberca galiba yayınlamıştı. O kitaptan alıntı yani. Nerede? Şimdi şu Gilderoy'un kitabında direkt aslında reddiye getirdiği şeyin temeli. Hareketle alakalı, zamanı harekete bağımlı kılmak ya da hareketlerin arasındaki ölçüm olarak onun şey birazcık Zeki Hoca'nın dediğine benziyor. Zeki Hoca da benim Facebook paylaşımımın altında öyle bir şey yazmıştı. Şey işte iki... Yok. Zeki Hoca. Yani iki olgunun arasında geçen süre olarak görürsem bu kadar takılmazsın zamanı gibi bir şey yazdı o bana. Şeyde biz oraya ikna olmadık dedi ama öyle ya da böyle belki de şey o. Hani Aristocu zamanın etkilediği bir şey o. Zamanın Aristocu anlayışının etkilediği bir şey belki de. Yani zamanı harekete ilişkilendirmek diyoruz ama aslında İbn Arabi de öyle ya da böyle harekete ilişkilendiriyor. Onu da söyleyeyim. Yani şey İbn Arabi de şey değil ama ilişkilendirdikleri hareketler başka hareketler belki de, öyle demek lazım. Burada alın... Şimdi mesela dedim, herkesin hareketi o şekilde anladın mı? Tabii yok. Şey, Deleuze'ü birazdan konuşuruz. Şu an Deleuze'ün hareket imgesiyle bu hareketin alakası yok. Evet, yani bu hareket aslında yani bizim için de şey düşündüğümüz zaman, hani orada fotoğraf olduğu zaman, sinema olduğu zaman farkı yine hareketi aslında. Daha yine aynı yere geleceksin yani. Yani bir yere gelmemiş. Yani o da hareket demek. Ama kastettiğimiz şey o değil ya. Ya şöyle diyelim. Birbirleriyle bir
ne diyelim ona, tabii Aristotel'in değil ama benim kastettiğim orada o. Şimdi ya da Deleuze'in kastettiği. Ben sizin ve Deleuze'in kastettiğini anladım. Ha. Ya şimdi hayır. Bak, şimdi okuyorum şunu. Şurada aslında şeyi açıklamış, zamanı teknik olarak kabul etme. Ya şimdi Aristo'nun hareketi, bir dış hareket, Aristo'nun hareketi burada ileriki bölümlerde tanımlanacak olan, işte belki İbn Arabi ile Aristo'nun farkı da o. Şimdi metafizik zaman ya da burada kullanılan tabir metafizik zaman mı demin değilim çok da. Nasıl? Manevi zaman galiba. He, yok, manevi zaman diye bir şeyden de bahsediliyor her şeyde. Şimdi o manevi zamandaki hareket, Aristo'nun hareketiyle tanımlanabilecek bir hareket değil ama öyle bir hareket de var. Şimdi Aristo'nun hareketi basmaya fiziksel bir şey. Yani iki fiziksel şey arasındaki ya da o iki fiziksel şeyin belirlediği bir şey zaman. Ya dolayısıyla şöyle, dolayısıyla aslında bir anlamda şeye çıkıyor galiba Aristo'nun şeyi. Kainat zamanın içerisinde yaratılıyor, ya çıkıyor galiba. Zaman bir zamanı bir boş kap gibi düşünelim. Boş kap gibi değil, kainatı bu zamanın içerisinde yerleştiriyorsun gibi. Gibi. En azından benim anladığım o. Galiba bir ilerisinde senin sorunun cevabı da var bak. Nasıl? Şeyin sesini mi kapatayım? Anlamamadım. Ha şey, tamam. Şey, hatayla mı tutuyorum? Şimdi Aristo'nun semavi kölenin hareketini... Ya bunlar aslında birazcık şey ya. Hani zaman derken biraz daha global bir şeylerden bahsediyor burada. Ya işte yılın, günün, şeyin oluşma şekliyle alakalı. Bu semavi kölenin hareketi meselesi de İbn Arabi'nin de katıldığı bir şey yani. İbn Arabi de zamanı semavi köylerin hareketiyle oluşturdu ama şimdi birisinde linearlik, öbürsünde doğru şeylik var. Dairesellik var. Şeyde belki de Aristo'yla Platon'un burada öyle bir alıntı vardı. Onu bulmaya çalışıyorum da. Aristo'yla Platon'un şeyi gibi. Heh, bak şimdi. Şuradan itibaren aslında. Zamanın süreklilik olarak görülmemesi meselesi Aristo'nun ayrıldığı yer şeyi. Ve yine Platon gibi zamanın dünya ile beraber yatan, zaman mekanın beraber yaratıldığı ama Aristo öyle düşünmüyor. Aristo öyle düşünmüyor. Şimdi burada şey, fiziksel bir şey yapmış aslında. Şey, İbn Arabi'nin görüşlerinin bugünün işte relativite ve modern fizik tarafından doğrulandığını, ki sen daha iyi biliyorsun, doğrulandığını söylüyor. Bu çok bizimle alakalı değil bunlar ama bazı notlar olsun diye söyledim. Ya bunu aldım zaten. Bunu da aldım. İbn Sina gerek yok ya. Geçelim. Şimdi bu fiziksel zamanın fiziksel olarak varlığı meselesi, hani fiziğin bir meselesi, İbn Arabi Hazretleri zamanın fiziksel olarak var olmadığını düşünüyor İbn Sina gibi. O anlamda öyle küçük bazı en azından şey bir noktalar olsun. Nasıl? Bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum yani. Ya fiziksel olarak tam da aslında belki de şey ya, Aristo'nun dediği şey. Aristo aslında fiziksel şeylere eklenmiyor. Ama İbn Arabi Hazretleri zamanın fiziksel olarak var olmadığını söylemesiyle belki de onu öyle ya da böyle karşı kapıdan reddediyor gibi. O zaman zaten belki de hani manevi zaman diye bir şeyden bahsedebiliyorsunuz o zaman da. Yani çünkü zaman dediğin şeyi salt fiziğin ya da herhangi bir parçacığın ya da herhangi bir atomun ya da herhangi bir şeyin, o şey ne kadar küçük ya da ne kadar büyük olursa herhangi bir şeyin hareketine endekslemek meselesi, tamam şeyde de işte bu semavi küreleri endeksliyor falan filan ayrı bilmiyoruz ama şey galiba benim anladığım kadarıyla buradaki fark ne diyelim, şimdi İbn Arabi'ninkini çok net tanımlayan şey galiba zamanın süreksizliği meselesi. Aristo'da zaman sürekli bir şey.
Sürekli olunca ne oluyor? Süreksiz olunca ne oluyor meselesi? Aslında zaman üzerinden belirlediğim pek çok şeyi belirliyor. Yani şimdi o Zeno paradokslarından ilk hafta bahsetmiştik birazcık. Yani şimdi o Zeno paradokslarının meselesi de hareketin ya da zamanın, hareketin ve de zamanın gerçekliği meselesiydi. Hani esas dert oydu yani. Gerçekten var mı bunlar? O gerçeklik meselesi fiziksel anlamda belki de, ya da hani bu, ya burada fiziksel meselesi de tabii çok kısıtlayıcı oluyor bizim için de. Bir şeyin gerçekten var olması, hareketin gerçekten var olması ya da zamanın gerçekten var olması meselesi bazı paradokslar çıkarıyor ortaya. İşte o paradokslar zaten Zeno paradoksları. Şimdi o paradoksları üzerinde, o paradokslar üzerinden düşünce Zeno işte bilmem kaç bin yıl önce zamanın ve mekanın sürekli olması durumunda hareketin mümkün olmadığını söylüyor. Ve ispatlıyor da işin açıkçası, yani hareketin mümkün olmadığı. Şimdi hareket mümkün değilse de, işte bu kitabın zaten temel meselesi de o, hareket mümkün değilse de o zaman her an yeniden yaratılma vardır. İşte kadim şeylerin, kadim bilgelerin, kadim geleneklerin hepsini söylediği gibi diyor. Ben öyle anlıyorum. Peki oradan çıkıp orada yaratılmayı sağlayacak olan fiziksel olarak bir yerden bir yere gitmek için bir itki falan gerekir ya. Orada değil de öteki tarafta yaratılma hani. Ya sorunu sorunu üç aşağı beş yukarı anladım ama cevabını bilmiyorum. Ya şöyle, şimdi aslında Gönül'ün önümüzdeki ay basılacak olan kitabında hani varlık mertebelerinden falan bahsederken varlık mertebelerinin her birinin hani eş zamanlı olduğundan bahsediyor Gönül. Hani bizim hani rasyonel düşünmemiz her birini bir diğerinin sonrasına ekleme ve onun diğerinin sebebini yapma şeyinde ya, eğiliminde ya, sağduyu onu gerektiriyor ama hani varlık mertebelerine bir metafizik perspektiften baktığınızda tersinin doğru olduğunu, hani hatta nedenselliğin ya da sebeplilik meselesinin sadece merhalelerin birisine ait olan bir şey olduğunu, merhalelerin tümünü bağlamadığı meselesini söylüyor. Şey mi? Mesela iki merhalelerin aynı anda takviyelerde olunma şey var mesela. Ya şöyle, hiç girmeyelim. Şöyle, şimdi Çitin Var Olmanın Boyutları kitabı var. O Var Olmanın Boyutları kitabının sonuna doğru, şimdi başlığını unuttum ama Allah'ın Adamları gibi bir başlıkta olan bir bölüm var orada. İşte şunu söylüyorum, acaba biz mesela bu neden sonuçta ilişkisi zincirine çok alışıyoruz ya, hani öyle bir dünyada İnsan yaşıyor, öyle bir şey. Ha. Yani manevi mertebeler... Şey sorayım ben sana o zaman. Şeylerin, sorayım. Kerametlere inanıyor musun sen? Görsen ben de inanırım canım, Allah Allah. Hani şey, kerametten olabileceğine dair bir inancımız var mı bizim? Benim var. Net var. Ya benim de var yani. Hani dediğim gibi bilmiyorum yani. Ya şimdi keramet göstertirmeyin yani. Aynen. Yani. Ama tabii o bir şey bizim aldığımızla alakalı ama şey ya, şimdi ya bahsettiğimiz her şeyin öyle ya da böyle bir bizim sağduyumuzun onu anlamaya engel bir teori olduğunu da düşünmek lazım yani. Aslında külli olana göre belirsiz. İşte onu söylemek. Bir nevi yani, evet. Bir nevi. Belirli zannediyoruz ama aslında belirsiz. Yani onu söylemek. Ya da biz belirsiz zannediyoruz ama belirli. O belirli. Orada yani, evet tabii ki. Aynen. Yani ben şuradan kalkıp
zannediyorum ama belki de öyle olmayacak yani. Belki o başka bir yerde görünüyor. Eğer ki zaman sürekliyse zaten bir kerametin, yani yürümek de bir kerametle aynı an, yani aynı biçimde olabilir veya olamaz. Ya şey, şöyle bir şey söyleyeyim. Hani çok tehlikeli bir yere kafa kaçtığımızın farkındayım ben yani şeyde. Hayır şöyle. Yani ama işte ya öyle bir şey var mı meselesi? Biz aslında şu an hayır şu an kainatın nasıl var edildiğini ya da nasıl her an nerede yeniden var edildiğini anlamaya çalışıyoruz ama bizim şuurumuzun dışında olan bir şey olduğunda kabul ederek konuşuyoruz yani. Yani yok, bir şey, öyle diyor söyledi. Ya en azından kuantum düzeyinde var. Onu yani biliyoruz. Yani. Ama kuantum düzeyinde olmasa da yani bilmeseydik de hani diyelim. Ya şey var mesela, belki Saliha daha iyi anlatır, ben de özel uğraşıyor şu an onunla. Şimdi ben ilk defa üniversitede birisi lisansta, iki tanesi de yüksek lisansta, üç tane kuantum fiziği dersi aldım. Tamam mı? Ama hiç anlamadım. Çok net söyleyeyim, hiçbir şey anlamadım. Yıllar sonra kuantum fiziği üzerine okumalarında Penrose'un kitabıydı galiba o ya. Penrose'un bir kitabına denk geldi. Hangi kitabıydı? Nasıl? Yok, o çok yeni. O çok yeni. Penrose da olmayabilir, şey de olabilir ya. Tanrı ve Yeni Fizik kitabı da olabilir. Bak, çok emin değilim. Tanrı ve Yeni Fizik kitabının şeyi kimdi? Bayağı bir tane böyle merak salıp. Şimdi orada çok enteresan bir şeyden bahsediyoruz arkadaşlar. Şimdi şeylerin bir parçacığı spini diye bir şeyi var, tamam mı? Spin hani dönme yönü diyelim ona. Hadi. Nasıl? Yok yok. Ya aslında spin için şey deniyor ya. Hani ne diyelim ona? Dönüş yönü. Hani şimdi spinin bir yönü var diyelim, tamam mı? İşte ya saat yönünde dönüyor ya da saat yönünün tersinde dönüyor diyelim. Şimdi iki tane elektron, bir şekilde bunlar öyle ya da böyle kuantum şeyi anlamında eş elektronlar diyelim, tamam mı? Şimdi o ve bu deneysel olarak kanıtlanmış bir şey, ama söyleyeyim yani yalan bir şeyden bahsetmiyorum. Tamam, onu anlatıyorum şimdi. Şimdi bir tane parçacığı dünyada tuttunuz ya da herhangi bir yerde tuttunuz. Öteki parçacığı da işte bilmem nereye götürdünüz, tamam mı? İster dünyanın dışına, ister uzaya. Hani ama gözlemleyeceğiniz bir yere. Çünkü bunlar gözlemlenebildi de dünyada aynı zamanda. Şimdi bir tane parçacığın spinini değiştirdiğiniz zaman öteki parçacık da tersi spinini değiştiriyor. Anlatabiliyor muyum? Yani dolanıklı mı deniyor buna ya? O neyin karşılığı, neyin çevirisi? Madde birbirine dolanık halde. Superpozisyondur o ya. Ona mı dolanıklık diyor? İki elektron birbirine dolanık olmuş. O aslında şöyle bir şey. Yok, kötü bir çeviri de o yüzden söylüyorum. Yani neyin İngilizce çeviri? Öyle mi? Ama galiba İngilizce tabiri onun superpozisyon ya. Değil mi? Değil mi? Einstein şeyle alakalı reddiyesi var canım. Hani Heisenberg'in belirsizliği ile alakalı bir reddiyesi var orada. Bu kuantum dolanıklığını duyduktan sonra aklıma gelen ilk şey oluşuyor. Kur'an-ı Kerim'de biz onları çiftler olarak yarattık ayeti var ya. İlk o gelmişti. Orada çift kelimesi yanlış, şunu söyleyeyim. Ezbe kök şey eş aslında, yani derece değil de eşi. Ve ikili olarak vermiyor mu? Çoğu olarak veriyor. Arapçada ikililik var. İkili değil, çoğu olarak veriyor. Eşler olarak veriyor. Kuantum olarak duyduğunuz zaman bu ayet aklıma gelmiş. Evet.
Ya şeyden dolayı şimdi kuantum fizikçileri hani o şeyde kuantum fiziğinde çok ciddi çalışmalar yapmış insanlar hep şey söylerler yani kim ki kuantum fiziğini bildiğini söyler hiçbir şey bilmiyordum kuantum fiziğinden diye. Ben de aynı kanaatteyim kuantum fizikçisi değil ama belki ileride Ceyda olacaktır kuantum fizikçisi. Neyse şey hani tabii meselemiz de kuantum fiziği değil ama çok şaşırtıcı yönleri var yani beni şok edici yönleri. İşte ama zaten bu tam da o. Bu tam da o yani. Ha, o ayrı hani şey dalga parçacık hikayesi yani şeyde aynı anda o şey o yarık da neydi? Gerçek dünyada şu anda karşılığı yok. Zaten sıkıntı burada. Çok küçük. Ya şöyle şimdi şeyin ne diyelim ona Schrödinger denklemlerinin çözümlerini makro dünyaya çevirdiğinizde bir yere çöküyor zaten. Yani o yüzden de gerçek dünyada sizin onu görmenizin imkanı yok. İmkanı yok. Ha şey değil ama. Ha şöyle söyleyeyim. Hani mesela bir keşfi ya da bir kerameti bu Caner Taslaman kuantum üzerinden falan filan bir şeyler yapıyordu ya. Ben hani bir fizik kuramı üzerinden metafizik bir şeyi açıklama çabasını aynı genon gibi çok problemli görüyorum. Çünkü hani Genon'un yine galiba önümüzdeki ay yayınlanacak olan kitabında söylediği güzel, çok güzel bir cümlesi var. Ya da öteki kitapta mıydı? Bir şey etörlüğünü yaptığım kitabı oluşturur olabilir. Özellikle biraz dikkatli okumaya çalışıyorum. Orada söylediği şey ilkesel olarak daha üst yerde olan bir şeyi ilkesel olarak daha altta olan bir şeyle açıklayamazsınız diye. Gibi yani şeydi. Dolayısıyla hani bu o Caner Taslaman'ın girdiği yol baş başına çıkmaz bir yol. Oradan bir şey çıkmaz yani şeyde. Çıkmıyor da zaten. Ya şöyle ben Caner Taslaman'ın mesela tek bir parçacık içinde önüne Schrödinger denklemini alıp çözdüğünü ya da çözmeye teşebbüs ettiğini zannetmiyorum. Yani zannetmiyorum çünkü ya şey bir, bayağı bir kişiyi etkiledi ama onu da söyleyemiyorum. Bayağı bir kişiyi etkiledi. Çok seviyoruz hocam. Hocam nasıl? Dolomit. Evet, Dolomit. Neyin çevirisi? Integral. Integral. Tamam. Tamam. Öyle mi çeviriyor? Eyvallah. Tamam. Çok oldu bende hani şey, nereden baksanız hani bu kuantum fiziği üzerine o ciddi okumaları benim 20 yıldan evvel yani. Hani şey. Nasıl? Ya şöyle kuantum fiziği şu an en büyük problemlerinden bir tanesi zaten şeyle ne diyelim örtüştürülebilmesi meselesi. Şimdi iki tane büyük teori var. Birisi relativite öbürsü kuantum fiziği hatta şey. Gravitasyon diyelim. Şimdi relativiteyle gravitasyonu uyduramıyorlar. Şeyle de kuantum fiziğiyle de relativiteyi uyduramıyorlar. Yani onlar bir araya denk. Hani bu her şeyin teorisi diye yıllardır aranıyor ya. Ya var ama yani ya seçim teorisinde o şimdi en son ya orada en son boyut sayısı kaçtı? 13 mu o? 11 miydi? 13 müydü? Ya onun da sağduyuyla bir yeri yok ama. Tümüyle matematik. Tümüyle matematik. Hani bir şeyi çözebilmeniz için matematiksel bir şeyle uyduruyorsunuz. Ve aslında şu an konuştuğumuz şey de o. Yani öyle ya da böyle. Kağıt üstünde bilmiyoruz yani. Hani gerisini sadece Allah biliyor. Biz bilmiyoruz. Allah biliyor zaten canım hani bu bizim en baştan söylediğimiz şey. Biz bilmeyiz Allah bilir. Yani bizim bildiğimiz şeyler kısıtlı canım işte en çok bildiğin şeyde bile öyle bir duvara tostarsın ki o bildiğin şeylerin hepsi tersiz olur bu böyledir yani. Ya o işte bilimci olmamız lazım onun için bizim. Öyle bir şey yok çok şükür.
Ulan buraya takılmayalım, fazla şeye takılalım ya. Jildöröz'e, sinemayla ilişkisine. Tamam mı? Jildöröz'ün örneklerine takılalım, daha iyi olur. Şimdi hakikaten bu şey meselesi, belki satır satır üzerine konuşmak lazım. Hatta hani üzerine konuşmak lazım ama üzerine konuşmaya ehil olmadığımız şeyler aynı zamanda bizim. Yani çok kolay değil yani zaman üzerine, zamanın fiziği üzerine, metafiziği üzerine vesaire vesaire şey yapmak. Çünkü çözülmüş bir mesele değil yani. Ya en azından ben öyle diyorum ya. Ben öyle diyorum ya, ben İbn Arabi'ye. Yok çok çok. Ya şey ilk okumada ilk okumamda beni yok zaten ama şey anlaşılması kolay metin değil. Bu fizik doktora tezi arkadaşlar. Cambridge Üniversitesi'nde fizik bölümüne verilmiş bir doktora tezi bu. Yani ben babama dedim çok önemli bir kitap dedim. O da okumuş ya valla. Okusun canım valla. Yok yani sen bu şeyleri ben böyle Allah tam güzel bir şey. Bayağı beğendi o da neyi beğendim de anlamamışlar. Neden güncel diyor bu işi diye. Neyse güncel dedim mi? Öyle bir kitap ama. Ben de beğendim ama neyi beğendim. Ya şöyle ama kitabın belirli bazı yerleri var. Ben çok önemli buldum belirli bazı yerleri. Yani bu fizikle alakalı bu güncellesin birazcık arkadaşlar. Ya açamadık. Şeyde, şimdi fizikle alakalı kısımlar tabii yani özellikle bu zamanın mekanın fiziğiyle ilgilenenler için şeydir. Okumaya değer şeyler bence ama en azından bu tartışma, bu grubumuzda beni ilgilendiren taraf biraz daha şeydi. Hani bu zaman, an, ebediyet meselelerinin birbirleriyle ilişki olduğu şeyler meselesiydi. Oralarda zaten hani fütuhattan alıntılarda işte birkaç alıntı gösterdik. Bu da zaten hani okuduğumuz yerlerde o alıntılar büyük çoğunluk. Kitaptakiler de oradakiler çoğunlukla. Şimdi onlara bazı yorumlar yapmış ama tabii şöyle. Şimdi bizim bakış açımız birazcık bu sinemada zamanın nasıl bir karşılığında olabileceği yönünde Muhammed Hacı Yusuf'un bakış açısı fizikte nasıl bir karşılığı, hani kozmolojide nasıl bir karşılığının olacağı yönünde. O yüzden hani onun cevapları da bizim aradığımız cevaplar değil. Kesin yani. Net söyleyeyim yani şeyi. Biz öyle ya da böyle yani sinemada yoğurabileceğimiz bir zaman kavramı arıyoruz. Ama onu bulmak da çok kolay değil. Hep işte bir tür sezgiden, bir tür yani sinemasal şair sezgisinden falan filan bahsediyoruz. Yok ama hani dile dökmeye çalıştığımızda Tarkovski hani ne yapıyor tam olarak diye. Şimdi ben Tarkovski ile alakalı Batı'da yazılmış İngilizce literatürde hemen hemen bütün metinleri okumuştum 90'ların sonlarına kadar. Mesela Tarkovski'nin Ayna filmini kuantum fiziği üzerinden yorumlayan adamlar vardır. Bayağı yani. Yani bayağı vardır yani kuantum fiziği üzerinden yorumlayan. Relativity üzerinden yorumlayan, mesela aynanın içerisinde bu Anne Ahmetova'nın olduğu ya da onun olduğu zannedilen bir sahne vardır ya. Orasını basmaya şey üzerinden, relativity hocam, üzerinden yorumlamış. Hocam, mesela Stoker. Stoker'la mümkün ama ayna daha şey ya. Hocam, mesela şöyle sahne var ya, dostlar yazılımıydı, tam hatırlamıyorum. Mesela adam şeyin yanında duruyor, dolabın yanında. Kamera kayıyorsa, adam orada çıkıyor mesela. Yani bu şeyden falan da bilmiyorum yani. Ama şey tabi orada Tarkovski'nin kamerayı kaydırma hızıyla şey arasında ne diyelim ona orada Tarkovski bizi iki arada bir derede bırakıyor. Şey yapmıyor orada bir tür olağanüstülükle muhatap etmiyor aslında. Şimdi şeyde Bağlılık Hasan'ı Semih Hoca ilk gösterdiği zaman bana ilk kurgulu halini bir sahne var hatırlıyor musunuz? Kamera kayıyor. O şey sulamanın izlemediniz. Tamam. Sulamanın olduğu sahne var ya. İlaçlamada arabayla geçtiği sahne. Ben dedim ki hocam hani bu kaydırma zamanı o traktörün oraya geçeceği zamandan daha hızlı. Yani burada olamaz o şey. Adam da bir traktör sahnesi var, araba sahnesi. Şey, adamın kendi sahnesi var. İki tane benzer sahnesi var. Normalde orada olamaz aslında ama Semih Hoca orasını şey yapmadı, yavaşlatmadı. Orada, doğru hani orada fena bir şey değil hani bir tür şey, ne diyeyim, bir tür ürperti
bir tür metafizik demeyeyim, bir tür olağan dışı bir şey açıyor gibi ama Tarkovski ona da müsaade etmiyor aslında. Tarkovski'nin o, ben biliyorum o şeyin Deli Domenico ile içeride olduğu sahneden bahsediyorsun. Şimdi orada kameranın sağdan sola kaydırma sahnesi o oyuncunun o tarafa geçebileceği kadar bir kısa bir sahne aslında. Aynı işte. O yüzden Tarkovski orada çok akıllıca bir şey yapıyor. Yani filmin zeminini bir tür fantastiğe kaçırmıyor. Yani Tarkovski burada şeyi dedi. Yani İbn Arabi gibi düşündüğünü gösteriyor. Tarkovski ile İbn Arabi belki de şeydir ya. Ya hani tabii hani İbn Arabi şöyle şimdi Tarkovski deyince aklıma geldi. Keşke yani mühürlenmiş zaman burada olsaydı orasını bulabilseydim ben size. Mühürlenmiş zaman da hayal meselesini belki haftaya bulurum hayal konuşacağız ya. Hayal meselesiyle bu rüya meselesiyle alakalı kullandığı bir cümle var Tarkovski'nin. Şeyde ben o cümleyi okuduğum zaman çarpılmıştım. Çünkü basmaya hemen hemen aynı cümle İbn Arabi cümlesi. İşte ben de tam hatırlamıyorum ama çok çok güzel bir cümleydi yani şeyde. Ve aslında İbn Arabi cümlesi o. Yani ya İbn Arabi'nin füsusunda geçen bir cümleydi o. Çok net biliyorum yani. Hocam sana Şairlere Allah hangi kaynaktan gönderiyorsa oradan. Yani. Yani bence öyle. Ya şairlik bence öyle bir şey zaten ya. O yüzden çok şair yok ha öyle ortada şair diye dolanan herkese şair falan denmez yani. Ama şey galiba ya hani bence yani kim olduğundan ziyade şey var. Sizin derdiniz bana öyle geliyor. Sizin derdiniz öyle ya da böyle bir yetinizi ne diyelim ona hani Ahmet'in kullandığı tabiri kullanayım ben de bir tür ledünni yetinizi açıyor olabilir. Yani Tarkovski'nin öyle bir derdi var. Yani şimdi o dert öyle ya da böyle bir karşılık bulmuş. Yani bence derdi şu ya Tarkovski sinema perdesinde Allah'a dua edecek bir yol arıyor. Ve o duanın bir tür ne diyelim Zeynep Hanım'ın Yavuzoğlu'nun sözünü getirmeye çalışıyorum aklıma. Neydi dua için ne söyledi? O duanın bir tür yaratıcı eylem olmasını talep ediyor Tarkovski. Bence sinemada Tarkovski'nin yaptığı şey o. Şey Tarkovski bir de hani elinden bir şey çıkıyor ya. O elinden çıkan şey de ekstra bir dil gibi olmuş. Başka bir dilden dua etmenin bir yolu. İşte zaten şimdi Tarkovski hayatının sonlarına doğru 80 o söyleşi kaçtaydı unuttum. Çok açık bir şey söylüyor. Yani benim filmlerim duamdır diyor. Hani bu duam diyor insanları diyor Tanrı'ya biraz yaklaştırabilsin. Bu duvara diyor. Şimdi yani böyle bir adam bu. Ve bana kalırsa bunun karşılığı hani bu sadece lafta kalmamış. Bunun karşılığını da veren bir adam Tarkovski. Yani boşuna Hazreti Tarkovski demiyor ki. Yani. Ama biraz son var. Ama işte sayılı. Tabii tamam. Zaten sayılı. Yani halini koyuyorsunuz onun. Yani onun ondan yine bir fark var. Şey var yani. Var canım yani. Nasıl? Yok aynı kanaatte. Ama zaten şimdi o dert şöyle bir dert aynı zamanda. Şimdi şeyden o dıştan ayrılabilen bir dert değil. Dış derken şu. Şimdi çok gençsiniz. Şeyde çoğunuz Sovyetler Birliği dönemini bilmezsiniz hatta. Bence çoğunuz sonradan zaten. Şeyde şimdi Sovyetler Birliği dönemi
dinin tümüyle yasaklandığı, her türden dinin tümüyle yasaklandığı ve hani dine dair bir şeyin imasının bile, o yüzden zaten yönetmenler mesela Cengiz Abilezzi'nin Nedamet'i, bilmiyorum hani izleyiniz var mı, şeyden, şimdi Nedamet'inde son derece dolaylı bir yol kurmaya çalışıyor Cengiz Abilezzi. Şeyde. Şimdi öyle bir yol mecburi oluyor. Ha Tarkovski'nin ki öyle bir yol değil ama Tarkovski'ninki de şöyle bir yol. Tarkovski dinin bir şekilde yasaklandığı, hatta hani adını anmanın bile suç olduğu bir yerde o dini öyle ya da böyle ya da Allah'ı diyelim ya hadi dert edilmiş bir adam. Hani o dert edilmesi tabii, ya şu da var ama bak hani şimdi Tarkovski'nin her şeye rağmen, yine de kendi sözleriyle söylüyorum bunu. Her şeye rağmen Tarkovski'nin o filmlerini sadece Sovyetler Birliği'nde yapabilirdi. Hani şundan dolayı söylüyorum. Yani şimdi sonra Avrupa'ya geçtiği zamanlarda işte nostalji yarı kurban tamamen. Kurban da İsveçli şeylerin yetkililerin filmi işte 1,5 saate hatta şey 2 saate mümkünse 1,5 saate kısaltması yönünde şeylerinin olduğundan bahsediyor Tarkovski. Yani en azından Sovyetler'de size kimse işte 3 saat çektiniz bunu kısalt demiyor. Ha filmimizi göstermiyorlar yıllarca, ayrı bilmiyoruz ama. Ya şöyle tabii niyesini bilmiyorum ama galiba şöyle bir şey ya. 1989 ya da 90. Pardon 89'dur. Çünkü 90'dan sonra yavaş yavaş zaten dağılmaya başladı onlar. Yani resmi olarak 89 hani Berlin Duvarı'nın şeyiyle birlikte. Ama hani 90'dan sonra muhtemelen 89'dur. Ben ODTÜ'de o dönemin Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı geldi Türkiye'ye. Şeyde ODTÜ'ye geldi. ODTÜ'ye söyleşiye geldi. Hani öyle bir şeyi de vardı yani ODTÜ'nün. Tabii ODTÜ'ye söyleşiye geldi Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı. Nasıl? Gorbaçov da geldi, protest edildi. Gorbaçov da ODTÜ'ye geldi, doğru. Ha, o da geldi, ben Dışişleri Bakanı'nı hatırlıyorum çünkü oradaydı, salondaydı. Şeyde, birisi şey sordu Dışişleri Bakanı'na. Akıllı da bir adammış ama, verdiği cevaptan anlayacaksınız akıllı olduğunu. Birisi şey sordu, dedi, hani, ya işte eski Rusya'da dedi, işte Dostoyevski gibi adamlar yetişmiş dedi, işte Gogol gibi adamlar yetişmiş. Tolstoy gibi adamlar, tamam hani bunlar Sovyetler Birliği döneminde de sarkan bir tarafı, gerçi çoğu öncesinde öldü. Tabii çoğu öncesinde öldü ama şey, hani Sovyetler Birliği'nden önceki Çarlık dönemi Rusya'sında işte Dostoyevskiler, Gogollar, Puşkinler, Tolstoylar falan yetişti. Ama Sovyetler Birliği dönemine geçtiğiniz andan itibaren en iyi romancınız Gorki dedi birisi. Haklı olarak ki Gorki bence çok sanırım vasat bir yönetici şeydir, romancıdır. Bu neden oluyor dedi ya da hani neden böyle bir şey yapamadınız siz dedi. Cevap şu, çok haklısınız dedi. Size %100 katılıyorum dedi. Ama biz dedi Dostoyevski'yi, Tolstoy'u anlayabilecek nesiller yetiştirdik dedi. Doğru mu eğri mi kısmı tartışmalı ama cevap güzeldi. Şimdi Tarkovski çok fazla sansüre değil, engele uğradı. Yok, Tarkovski çok fazla engele uğradı. Hani kendi yazdıklarından öğrenerek söylüyoruz bunu. Çok fazla engele uğradı film yapmasında ama öyle ya da böyle işte Solaris gibi, Stalker gibi, Andrei Rublev gibi, hatta Ayna bile öyle ama hani bayağı hani dini referansları çok net olan filmlerde hani çekmesin. Ha Andrei Rublev yıllarca gösterilmedi, ayrı bir mevzu da. Yani tabii. Ama şey, öyle ya da böyle bir şekilde o dini referansları çeken filmler yaptı. Ha belki çok daha fazla destek verseydi 20 film yapardı. 7 filmde kaldı adam, ayrı bilmiyoruz ama yaptı. Batı'ya gittiğinde senden 1,5 saatlik filmi isteyecekler. İşte kurban filmini 1,5 saate adam ısrarla reddediyor. Olur mu öyle şey diyor yani. Bu İsveçliler hatta kendi şeylerinde var. Bu İsveçliler memurlar galiba diyor. Hani ekibi falan İsveçli ya. Bergman'ın ekibi bunlar bu arada. Kurbanın ekibi. Bunlar memur. Akşam 5 olduğunda gitmek istiyorlar diyor. Hani böyle film çekim mi olur diyor. Şimdi bir tarafın bazı avantajları, dezavantajı var. Öteki tarafın da bazı avantajları, dezavantajları var. Sovyetler Birliği dönemi en azından belki de o Lenin'in sinema üzerine o yazdığı şeylerden dolayı
sinemayı birinci derecede önemli bulan bir ülkeydi. Hümeyni'nin İran devrimi de direkt o Lenin'in şeylerini Farsça'ya çeviriyor, biliyorsunuz değil mi? Lenin'in o sinema üzerine risalelerini. Tabii tabii bayağı yani Farsça'ya çeviriyor. Yani o anlamda hani devlet politikası olarak sinema önemliydi onlar için. Ha yani o sinemada tamam Dostoyevski takip. Nasıl? Arkadaşlar önümüzdeki hafta bu hayal meselesi, bu berzah meselesini falan sinema üzerinden konuşalım. Tam da aslında sinemanın belki de üzerinde yürüyeceği yer.